Kardeşlerim, muazzez müminler, ideolojiler, anlayışlar, düşünceler sadece onları Kur'an'ların tesis edenlerin menfaatini temin ederler. Bunun ötesine sadece sözle geçebilirler. Yeryüzünün, insanlığın saadetinin tek bir çaresi var o da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba etmek. Kur'an-ı Kerim'den İslam'dan başka sığınak, barınak, tutanak tanımamak, reddetmek. İnsanlığın urve-i vuskası İslam'dır demek. İnsanoğlu hayatının bütün şubelerinde hangi krizi yaşarsa yaşasın oradan çıkışta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itibar ederse Allah Resulü aleyhisselama yönelirse mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında kendine bir çıkış yolu, bir tutanak bulacaktır. Gecenin karanlığında insanlar uykuya çekildiler. Eve geldiniz. İşten acılarınız var, eşten acılarınız var. Çocuklardan ızdıraplarınız var fakat bütün bu ızdırapları insanlar çözsün diye Sanki yeryüzünün sıkıntılarının bütün insanların meşakkatlerini tek başına göğüsleyen dağlar gibi göğüsleyen fele alleke bahi'un nefseke ala asarihim illem yu'minu bihadzal hadisi yani insanlar neden kursulmuyorlar? Neden Kur'an-ı Hakime, neden Allah azze ve celle'nin talimatlarına sığınmıyorlar diye. Kendisini helak edecek dereceye götüren, kan ter içinde kalan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ittiba ederlerse insanlar o zaman o krizden, o zaman o sıkıntıdan, sıkıntılar mahşerinden kurtulacaklar. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağlar gibi belki dağların bile tahammül edemediği, çekemediği o davet tebliğ vazifesini yalnız başına yüklenen, omuzlanan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gece evinde namaz kılıyorlar. İn tu'azzihum fe innahum ibaduk ve in tu'tillehum fe inneke entel azizul hakim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor Ebu Zer radıyallahu anh bu ayeti kerimeyi okuyor. O ayete dili, mübarek dili bir takıldı. Efendimiz dönüyor ayeti okuyor. Dönüyor ayeti okuyor. Medine'de sabah ezanı vakti Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Medine'de sabah ezanını okuyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanlığı kurtarma davasını omuzlanan kainatın efendisi sabaha kadar o ayetin manası mefhumuyla meşgul oluyor. Dönüyor okuyor, dönüyor okuyor. Ya Rabbi diyor, eğer azap edersen onlar senin kulların. Eğer affedersen, eğer cennetinin yollarını gösterirsen, eğer bu kullarına merhamet edersen, sen aziz ve hakim olan alemlerin Rabbısın, sana iltica ediyorum ya Rabbel Alemin diyor. İnsanlığın bütün sıkıntılarını göğüsleyebilmek. Evinize geliyorsunuz, dardasınız, sıkıntıdasınız. Oradan bir CD açıyorlar, meyhaneci çalıyor. Sabaha kadar meyhane köşelerinde isyan türküleriyle milleti günaha, tuyana, zulme çağıranlar senin derdine, senin sıkıntına merhem olabilir mi kardeşim? Ne umarsın bacından, bacın ölür acından. Onların acıları var. Eğer onları alırsan gece yarılarında, sabahlara kadar o CD'lerde, şarkılarda, isyan türkülerinde merhamet ararsan yaralarına, acına, ızdırabına kezzap dökmüş olursun. Sarhoş olursun. Sonra şarkı, türkü bitince kendine gelirsin acıların ruhunda, vicdanında daha da derinleştiğini görürsün. Kardeşlerim, neden bütün insanlar Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba etmek zorunda? Sadece ona ittiba edince insanlık kurtulacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara malı, insanlara dünyayı, İnsanlara uğrunda savaştıkları dinarları, dirhemleri farz edin ki bunlar taş parçası diye gösterdiler. Farz edin ki bunun için 10 tane, 100 tane insan öldürdünüz. Bir kabileyi ortadan kaldırdınız. Farz edin ki bu altınlar, dinarlar, dirhemler toprak parçası ...taş parçası buradan bakın dediler. Allahumme innel ecra ecrul ahira. Ben senden dünyanın altınlarını, dinarlarını değil, ahirette cennetini, senin rızanı istiyorum ya Rabbi dediler. Aldılar insanların bakışlarını, insanların mutalalarını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yöne çevirdiler. Çocuklarına, evine, ailesine, eşine de bunu öğrettiler. Ellerini kaldırdılar. Ayşe'nin amin dediği dua cümlelerinde Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Rabbine şöyle niyazda bulundu. Allahümme ceal rizka Ali Muhammedin kuta Ya Rabbi Devlet başkanı olan Hazreti Muhammed'in ailesinin çocuklarının rızkını, nafakasını onları azdırmayacak sadece onlara yetecek kadar o kadar kıl, ondan fazlasını verme. Bütün insanlar baksınlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eviyle teselli olsunlar. Bunu murad ettiler. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeryüzüne sosyal adaleti getirdiler. İlk defa sosyal adaleti, sosyal adaletin kurallarını Allah Resulü Aleyhisselam yeryüzüne tesis etti. Hani şimdi onlar köleliği kaldırdık diyorlar ama yeryüzüne toplumsal köleliği taşıdılar. Öyle bir sosyal adaleti Medine'de, Hicaz'da, mahallelere, sokaklara, evlere taşıdılar ki cenaze namazını kıldırırken musallada yatan bir adam Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onu kastederek buyurdular ki Men terake kemalen feli varasatihi ve men terake deynen au daya'an fa alayya kim ölür genç yaşında geride mal bırakırsa onu çocuklarına onu varislerine verin fakat kim ölür de geride borçlar bırakırsa geride yetim yavrular bırakırsa o borcu ödemekse o çocukların yetim dul kadınların nafakasını karşılamak da Hz. Muhammed Aleyhisselam'a aittir. İslam devletine aittir. Kardeşlerim, kalktılar New York'tan, kalktılar Amerika'dan, Londra'dan, Paris'ten. Afganistan'ı vurdular. Şu kadar yetim çocuk var, şu kadar dul kadın var. Irak'ı vurdular, Suriye'yi vurdular, Libya'yı vurdular. Alemi İslam'ı yetimler mahşerine döndürdüler dul kadınlar var. Gece karanlığında, gece ayazlarında, evlerinde battaniyelere sarılıp tir tir titreyen yavrular var. Dünyayı kurtaracak, dünyaya adaleti, sosyal adaleti getirecek. Sadece ve sadece ölüleri kaldırırken bıraktığı mal onların yetimlerinin eğer borçları varsa... Eğer evde nafaka sorunu taşıyan yavruları varsa üzülmesinler. Babalarının yokluğunu onlara yaşatmayacak diyen Hazreti Muhammed dünyayı kurtarabilir. Onun adaleti, onun sosyal adaleti buradan gelmek, buradan dünyaya bakmak. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam siteler kurmadılar. Medine'ye geldiler, Medine hicret ettiler. Dünyalık hiçbir şeyleri yok. Ebu Ayyub el Ensari Hazretleri'nin evinde kaldılar. Sonra Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a küçücük evler yaptılar. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'de, hayatının Medine ilk yıllarında o eve girdiler. Sonra devlet başkanı oldular. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, Dünyalıkları yokken Medine'de hangi evde yaşıyorsa Hicaz'ı devlet başkanı olarak idare ederken aynı evde yaşadı. Sonra Ebu Bekir devlet başkanı oldu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın izinden giden öğrencisi Ebu Bekir. Bir mahallesi var. O mahallede kütürüm kadın var. Ebu Bekir radıyallahu anh o kütürüm kadının hayvanlarını sağar, sütünü alır, onlara, o kadına, o aileye takdim eder. Ebu Bekir devlet başkanı olunca kadın der ki, Ebu Bekir şimdi bizim mahalleden ayrılır, başka mahalleye gider, devlet başkanı oldu. Ebu Bekir ellerini kaldırır, devlet başkanı olmak Ebu Bekir'i değiştirmesin ya Rabbi. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın idare ettiği dünyada, şehrin merkezi, merkezinde gökdelenler ya da siteler, siteler içerisinde Sokratlar, onun dışında varoşlar, varoşların içerisinde yetim yavrular, dul kadınlar, Allah Resulü dünyasını bölmediler. Şimdi böldüler dünyayı, parçaladılar dünyayı. Onların siteleri var. Sitelerde yaşayanların çocukları fukara çocuğuyla aynı okula gitmesin diye bunu yaptılar.'' aynı sokakta yaşamasın diye, onların derdiyle hemhal olmasın diye sitelerde yaşayan, sitelerin yanındaki okullarda okuyanlar ne bilsinler ki gaz parası ödenmediğinden dolayı Kış boyu o evde kadınlar, çocuklar battaniyelere sarılıp da sabahlara kadar titrerler. Sabahı öyle karşılarlar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şehri bölmediler, dünyayı bölmediler. Fukara ile zengini Ebu Bekir ile Ebu Zeri Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam aynı sokakta ikamet ettirdi. Kardeşlerim. Allah Resulü aleyhisselam insandı, insani duyguları vardı, merhameti, vefası vardı. En sevdiklerini Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Uhud'a gömdü, Uhud'a bıraktı. Uhud'a o kadar vefası vardı ki Medine'den kalkar. Uhud'a gelir ve inna inşaallahu biküm lahikun. Hamza'ya döner, sancaktar Musab'a döner. Geliyorum Musab der, geliyorum Hamza der, Esadullah der Allah'ın aslanı. Artık firakımız sona erecek. Allah beni sizlere kavuşturacak der. Ve sonra döner daha, döner Uhud'a buyurur ki Cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud bir dağdır. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Kardeşlerim, köyünüzü seversiniz. Yaşadığınız, doğduğunuz şehri seversiniz. Köy dağları var, şehir yolları var. Yaşadığınız yerlerde de şehir var. Orada da yollar var. Peki neden köyünüzün yollarını, köyünüzün dağlarını özlersiniz? Oraya ulaşmayı vuslat olarak görürsünüz. Çünkü o köyde sevdikleriniz yaşamıştı. Köye gidince dedenizi, ninenizi, babaannenizi, halalarınızı onları hatırlarsınız. Çünkü o sokaklarda onlarla hatıralarınız var. Allah Resulü de insan. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın vefası var. Uhud'u neden sever? Sana der ki eğer bir dağ var, bir şehir var, bir yol var... Orada Hamza gibi, Musab gibi, Enes bin Nadır gibi insanlar, kahramanlar yaşadıysa sevin dağları, sevin yolları, insanlar adam gibi adamlar orada yaşadı diye sevin. İnsan da Allah Resulü Aleyhisselam etkilenir de acılardan. Uhud'dan dönüyorlar, ben o Abdül Eşel'in evine geliyor. Orada kadınlar var, çocuklar var, Uhud'da şehitlerini alıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri doluyor buyuruyorlar ki Lakinne Hamza La baaki lehu Hamza'nın geride ağlayacak kimseleri yok ki diyor. Ensar efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın amcasına dair. Bu hasedini duyunca Ensar'ın kadınları Hazreti Hamza'nın evine koştular. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın bu ifadelerinden etkilenip Medine ağlıyor, kadınlar, çocuklar ağlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam evinden dışarıya çıkıyor. Buyuruyorlar ki Emredin o kadınlara felyen kalib evlerine gitsinler. Bundan sonra şühedanın arkasından ağlanmayacak. Ölülerin arkasından sesli olarak kimseler ağlamayacak buyuruyorlar. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir insanda hata gördüler, onu tenkit edecek, eleştirecekse sallallahu aleyhi ve sellem isim kullanmaz, onu ismiyle zikretmez. Buyururlar ki: "Ma balu aqwamin yasnaun ev ne keda keda." Ne oluyor onlara ki? Neden şöyle şöyle yapıyorlar? Neden şöyle şöyle diyorlar diye? İnsanı rencide etmediler, insanı kırmadılar, onurunu ayaklar altına almadılar. İnsana, hayvana, bütün mahlukata merhametle, şefkatle yaklaştılar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki, Efendimiz aleyhisselamla gidiyorduk. Orada bir tavuk gördü. Hani onun yavruları var. Ashab-ı kiramdan bir tanesi onun civcivini aldı. Belki onunla oynuyor diye aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce buyurdular ki alın hemen o hayvanın yavrusunu o rudduha o yavruyu o hayvana iade ediniz. Kim aldıysa tez zamanda bulunuz. Batıda daha düne kadar hayvan mahkemeleri vardı onların. Eğer hayvan insana bir zarar verdiyse hayvanı alıyorlardı. Mahkemede yargılıyorlar, ceza veriyorlar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asırlar önce hayvanların hukukunu, hayvanların da bir ailesi olduğunu yapmayın. O tavuğu yavrusundan ayırmayın ağlatmayın o da bir anne ona bu acıları tattırmayın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İntikamı kaldırdı. Şimdi kalkıyorlar. Bir tane adamları bir küfür bazı ölünce dünyayı savaş alanına çeviriyorlar. On tane adamları ölünce, on küfür bazı ölünce kalkıyorlar Afganistan işgal ediyorlar. Irak bombalar yağdırıyorlar. Şu kadar çocuğu yetim, şu kadar kadını dul bırakıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın yaşadığı dünya, yaşadığı Hicaz yarımadası, İntikam, insanlar çocuklarını intikam türküleriyle büyütüyorlar. Yürekleri intikam mahşerine dönmüş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi. Efendimiz ümmeti genişledikçe onun alanı daralıyor. Şam'a kaçmak istiyor... Diyorlar ki... Peygamber Aleyhisselatu Vesselam... Yanına kimler giderse onları affediyor... Vahşi cesaret alıyor... Kalkıyor Medine'ye geliyor... Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyor... Ben geldim Ya Resulallah diyor... Amcanı... Hazreti Esed'u Resulillah olan... Hazreti Hamza'yı hunharca katleden... Vahşi geldi... Ellerine kapanmaya geldi... Af dilemeye geldi Ya Resulallah diyor... Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve akatel Hamza amcam Hamza'yı sen mi öldürdün? Sadece bunları sorabiliyor. Sonra dönüyorlar diyorlar ki diyor buyuruyorlar ki Fehel testati'u en tugayyiba vecheke anni eğer takatin yeterse, şöyle çok bana görünmesen, mescidin kenarlarında dursan, seni görünce Uhud'u hatırlıyorum, amcamı Hamza'yı hatırlıyorum. Burada dur, seni de affettim ama kenarda, köşede dursan, Kardeşlerim, küfür vazlarından dolayı yeryüzünü kan gölüne döndüren bir dünyaya, o dünyanın yüreklerine Hz. Muhammed Aleyhisselam dokunmadan yeryüzüne saadet gelmeyecek. Yeryüzü umut bulmayacak. Yürüyorlar Medine sokaklarında, birisi koyununu yatırmış, ayaklarını bağlamış, Elinde bıçağı var, bıçağını bilevliyor. Hayvanını biraz sonra kesecek. Efendimiz Ali vesselam o halde adamı görünce dönüyorlar, buyuruyorlar ki: "Eturidu en tumitaha O hayvana ölümün acısını iki defa mı yaşatacaksın? Ümmete, Müslümanlara asırlar, yüz yıldır Ölümün acısını defaatle yaşattılar. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye bombalar yağdırarak her gün aynı acıyı defaatle yaşattılar. Kardeşlerim, yeryüzü, insanlık bütün değerleriyle Hz. Muhammed Aleyhisselam'a dönmeden, ona gitmeden vahşi gibi biz geldik ya Resulallah içimizde, mahallemizde, dünyamızda ne kadar kötülükler, yanlışlar varsa onları temizlemek için sana geldik, getirdiğin Kur'an'a geldik, yoluna geldik, sünnetine geldik demeden yeryüzü saadeti bulmaz, bulamaz kardeşlerim. Bir devlet başkanı olacaksınız. Ama siz olan olağanüstü hadiseleri kendi menfaatinize, kendi hanenize tahvil etmeyeceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat edince o gün güneş tutuluyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın oğlu vefat edince güneş bile buna dayanamadı, tutuldu diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam sahabenin bu yanlış anlayışı bir akideye dönmesin, dönüp onların dünya ve ahiretlerine mal olmasın diye minbere çıkıyorlar. Buyuruyorlar ki inne şemse vel kamara ayetani min ayatillah. Güneş vay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Ne birisinin ölümünden ne de hayatından, doğumundan dolayı bunlar tutulurlar. Eğer ayın ve güneşin tutulduğunu görürseniz, o zaman koşun, Rabbinize secde edin, namaz kılın, ibadet edin kardeşlerim. Başka birisi Allah Resulü'nün yerinde olsaydı bunu kendi adına nüfuz olarak kullanır ve insanlara derdi ki ben o kadar büyük birisiyim. Ailem o kadar Allah katında yüksek makama sahip ki ondan birisi ölünce güneş tutuluyor. Ama yapmadılar. Kendi adına nüfuzu adına insanların anlayışlarını, düşüncelerini Hz. Muhammed Aleyhisselam istismar etmedi. O da insanlar, insanlardan bir insan gibi yaşadı. Köleyle yürüdü, köleyle aynı sofraya oturdu. Medine'de kalktı, şehrin uzak köşesinde bir hasta varsa Allah Resulü oraya gitti, hastaları ziyaret etti. Sosyal adaleti kurdu, tesis etti.'' Bütün bu güzelliklerle Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam dünyamızdan ayrıldı. Ebu Bekirler, Ömerler, Fatihler, Abdülhamidler Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda yürüdüler. Şimdi onun düşmanları var, Ebu Cehiller var, ona söven küfürbazlar var. Kardeşlerim, eğer sen ve ben Ebu Bekir olursak, sen ve ben Ömer Osman Ali radıyallahu anh'ım olursak, o zaman Ebu Cehiller, o zaman Ebu Lehebler, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın mesajlarının bütün yüreklere, bütün beşeriyete ulaşmasına engel olamayacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden yeryüzünün idaresini sünnetiyle, kitabıyla teslim almasına engel olamayacaklar. Ama bunun yolu senin Ebu Bekir olman, Ömer olman, Osman olman, senin kızının Fatıma olması, evin evimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın evi gibi olunca işte o zaman Ebu Cehil'in karargahına matem düşecek. İşte o zaman cahiliye sancağı yere serilecek.